Lozan bitiyor sonunda. Elhamdülillah. Mehmet Ali Birant hakkındaki düşüncelerin. Onu şeyin yanında konuşmuştuk. İbrahim Askaloğlu'nun yayınında. Eksisiyle artısıyla konuşmuştuk Mehmet Ali Birant'ı. Yapımlarının değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle dönemiyle kıyasladığın zaman. Çok değerli yapımları var. Özellikle televizyona yapılan prodüksiyonlardan falan bahsediyorum. Çok değerli işleri var. Ama diğer taraftan Erdoğan döneminde, Erdoğan hükümeti döneminde o tarafsızlığını kaybettiğini ve gitgide işte AK Parti'nin işlerine sürüklendiğini düşünüyorum. Hatta son döneminde daha da radikal oluyor bu. Fakat daha da büyüyemeden olaylar vefat etti zaten. Ayrıca e-posta skandalı falan var. Geçen Johnsonoğlu'la bir şey konuştuğumuz zaman. Uğur Dündar mı, Mehmet Ali Birant mı? O Uğur Dündar demişti. Ben de Mehmet Ali Birant daha kıyaslayamazsın demiştim. Yani eksileri olsa dahi kıyaslayamazsın demiştim. O da şey demişti ona ya. E-posta olayını falan biliyorsun değil mi? Biliyorum dedim abi. Biliyorum, bilmez miyim ama ya, sevmediğin bir adam dahi olsa objektif değerlendirmen gerekiyor. Adamın yapımı kaliteli abi. Sen kaç yıl geçse bile hala izliyorsun. Bu kadar basit. Bu bir gerçek. Severim sevmeyelim. Ha, şey sözü var onun biliyorsunuz işte Öcalan'ın. O da Enver Aysever yine. Toriyon'a biliyorsunuz değil mi o program işte. Öcalan çıksın siyasi partinin başına geçsin 2012 o dönemlerde. Tabii yapmalı falan diyor. Tabii bu bizim tamamen bütün kırmızı çizgilerimize aykırı bir mevzu. Yani objektif değerlendirme istiyorsan bu. Sağlam bir gazeteci ama her zaman objektif değil. Her zaman değil. Yani objektif olduğu kısımlar da var.